Arkadaşlar, deprem bölgesinde sadece binalar çökmedi. Ahlaki yönden çöktüğümüzün de göstergesi oldu. İnsanlığın çöktüğünün aslında bizden bir cacık olmayacağını da deprem bölgesinde gördük. Olumsuzlukların hepsini bir kenara bırakın. Ya şimdi bu habere ne diyeceğim bilmiyorum. Şimdi depremde sağ çıkmış eşini, dostunu, akrabalarını göçüğün enkazın altında bırakmış. O depremzedeleri arıyorlar. Onlar da yardım gelecek diye kimlik bilgilerini veriyorlar. Adamlar bankadan kredi çekiyorlar. Depremzedeleri mağdur ediyorlar. Yıkılan binalara girip depremzedelerin kredi kartlarını alıyorlar, boşaltmaya çalışıyorlar. Kimlik bilgilerini alıyorlar, kimliklerini gidip kredi çekmeye çalışıyorlar. Ya hadi bir tanesini yakaladınız. Deprem 10 yerde, belki de 15 yerde oldu, bir şekilde hissedildi. Buralarda yani ne kadar engel olacaksın? Yarın öbür gün bir de bu mağduriyetler ortaya çıkacak. Ya bu kadar mı? Ya İşte insanlık, insanlık, insanlık olmadı mı? Kalkıp ona, buna, şuna laf etme kardeşim. Senin insanında da problem var. Bak. Bu nedir ya? Psikolojisi çökmüş olanı depremzedeyi yardım getiriyorum adı altında kandırmak nedir ya? He? Nedir bu abi? İnsan ister istemez kontrolden çıkıyor. Tahammül edemiyorum artık. Bu tarz haberler sadece depremden etkilenenlerin değil, hepimizin psikolojisi bozuldu. Yani konu konuyu açıyor, kusura bakmayın. Yani sosyal medyada bir haber var. İşte 13'ünde deprem olacak diye. Kim dedi? Nereden biliyor? Niye 13'ü, 14'ü değil? 13'üne niye karar vermiş? Yani fay hattıyla konuşmuş sanki, tamam mı? Olabilir, olmayabilir. Bilmiyoruz. Sanki fay hattıyla konuşmuş. Abi 13'ünde geliyorum abi demiş fay hattı da. O da demiş ki tamam kanka, bilgilendireyim mi bizimkileri? Evet demiş, bilgilendir. O da bilgilendirdi bizi. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Olabilir, olmayabilir. Olamaz diyemezsin. Olur da diyemezsin. Ama sen kalkar 13'ünde deprem olacak diye bir şey ortaya atarsan, aynı Hatay'da barajın patladığı dedikleri gibi, ondan sonra millet kaç gündür uyuyamıyor. Habire mesajlar geliyor. Abi yuhlayamıyorum. Abi kötü durumdayım. 13'ünde deprem olacakmış. Ya erken alınırsa? Ya dedim kardeşim, bu arkadaş 13'ünde deprem olacak dediyse 13'ünde garantisini almıştır. Sonuçta fay hattıyla konuşmuş. Depremi yapan Allah'sa haşa, bu adam Allah'la mı konuşmuş? Nereden biliyor bunu? Nereden biliyor? Yani bu tarz... Belki sizce de saçma değil mi ya? Sizce de saçma değil mi? Bu tarz haberlere ne çabuk inanıyoruz ya? Ha adam şunu diyebilir. Deprem olacak. Deprem olacak der. Ama kalkıp 13'ünde deprem olacak diyemez bunu. Diyemez bunu ya. Binde bir denk gelir. Bak binde bir denk gelebilir. Buna ben bir şey demem. Bir tane deprem olmuş. Pardon, iki tane büyük deprem peş peşe olmuş. Aradan geçmiş bir hafta. 13'ünde de deprem geliyor. Bu milleti tedirgin etmek niye? Biz niye bu milleti tedirgin edelim? Türkiye'nin tamamı şu anda yarı uykulu, yarı uykusuz. Acaba olur mu, olmaz mı? Ya milletin de psikolojisini bozdular lan. Efendim, 10 ili ilgilendiren bir deprem oldu. Sorumlular aranıyor. Ama bir türlü bulunamıyor. Müteahhitler kaçtı. Yakalananlar oldu. İfadelerinde biz yönetmeliğe uygun yaptık dediler. Şimdi gerek Adalet Bakanımız, gerekse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sorumlular cezalandırılacak diyor. Şöyle biraz geriye gidiyoruz. Erdoğan'ın imar barışını getirdiği dönemde Maraş'ta yapmış olduğu konuşma. İmar barışıyla toplam 144.556 Maraşlı vatandaşımızın sorununu çözdük. 205 bin Maraşlı kardeşimin işini kolaylaştırdık diyor. İmar barışıyla. Yani
resmi olmayan, kayıtlı olmayan kaçak yapılara izin verdik. Resmiyete kavuşturduk. Buraların doğalgazı, suyu, elektriği vardı ama resmi değillerdi. Hatay'a gitmiş. Hatay'da da 155 bin mi, 105 bin mi o civarda. Ve herkes alkışlıyor. Aslında o gün orada alkışlayanların belki de bugün yarısı yok. O alkışladıkları enkazın altında kaldılar. Ya. Ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sorumlular cezalandırılacaktır diyor. Yani kim sorumlu? Kimi cezalandıracağız? İşte ben de onun için diyorum ki bütün suç müteahhitin üstüne kalacak. Ve normalde müteahhitin yanında şu 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 şahıslar da cezalanması gerekirken, belki birilerinin istifa etmesi gerekirken hiçbir şey olmayacak. Müteahhitlere 100'er bin yıldan 600'er bin yıldan cezayı yapıştıracaklar. Millet de diyecek ki bakın arkadaşlar 600 bin yıl aldı. İçeride ölecek. Ölseydi veli ölürdü. Veli öldü mü Rahşan affıyla çıktı. Yarın öbürsü gün gelir başka birisi bir af getirir. Bunlar da çıkar. Basit ve net. Olan kime oldu? Kime oldu? Ya. Efendim her kuşu dürttük. Bir zümrüdü anka kalmıştı. O da oldu. ABD Hava Kuvvetleri UFO vurdu. Evet. Uzaylılar geliyor, uzaylılar geldi, gelecekler, sonumuz geldi, kıyamet yaklaşıyor diyenler, belayı çağırdız. Şimdi oturun kelime-i şehadet getirin. UFO gelmiş Amerikanya'ya, tabii. Yani dünya dışından geliyorsun, tamam mı? Gele gele dünyanın en güçlü ülkesine geliyorsun. Salakana la bunlar, var mı? Salakana ya. Oğlum ne bileyim yani gel İran'a gel. İran olmaz. Ne bileyim yani sonuçta Mozambik'e gel, Fildişi sahillerine gel. Yani en kötü Türkiye'ye gel yani. Çıktın Amerika'dan. Amerika hava atacak tabii. Amerika'ya meydan okuyor. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin oğlum? Ya hemen peşine düşmüşler. Ola bunu kovalamışlar. Bu nasıl kaçıyor? Bu nasıl kaçıyor? Arabayla kovalıyorlar otobanda. Valla. UFO böyle gidiyor. Otobanda arabayla UFO'yu kovalıyorlar. Desem bizim köyden Mehmet'en mi? He? Şeyin, Cem Yılmaz'ın bir filmi vardı ya. UFO gören masum köylü diyor ya. Böyle tencereyi tutuyor böyle. UFO gören masum köylü. Aynen o hesap. Yani arkadaşlar... Bir video var sosyal medyada, tırın arkasına koymuşlar, UFO'yu götürüyorlar. Bir de iyi de kapatmışlar etrafını. Kaplumbağaya benziyor. Video 29 Ocak'ta paylaşılmış. Biz Şubat'ın ortasındayız. Bunu tekrardan servis etmişler. Yani video yalan. Böyle bir şey yok. 2 hafta önce yakaladız, şimdi mi haberini yaptınız yani? Bu zamana kadar bekleriz mi? Tuhaf arkadaşlar. Gerçekten buna inanan arkadaşlar da var. Ha bak gerçekten böyle bir cisim vurmuş olabilirler mi? Evet. İşin içinde Çin de olabilir. Bunlara bir şey demiyorum. Bunlar kendi aralarında bir fışkı diderler, tamam mı? İş farklı boyutlara gelir. İş büyümesin diye belki Çin'in bir aracını vurmuşlardır. UFO vurduk demişlerdir. Kendi aralarında anlaşmışlardır. Buna da bir şey demiyorum. Ama bunun dışında yani yok UFO gördüm, yok şunu gördük, bunu gördük. Yani 53. bölge mi 58. bölge mi diyorlar ya Amerika'da, sözde bir tane bilim adamı ölmeden önce demiş ki uzaylılar var 58. 53. bölgede tutuyorlar onları, inceliyorlar falan. Madem böyle bir şey varsa ya bunları kontrol edecek bir şey mekanizma da oluştuysa bunların uzay araçları da bunların elindeyse bir gövde gösterisi yapmış olabilirler dünyaya. UFO'yu gördük, indirdik. Diğer ülkelerde diyecekler ki bu adamlar UFO'yu bile vurdular. Bize ne yaparlar? Böyle mi düşüneceğiz biz? Oğlum biz Türk'üz lan. Biz Türk'üz oğlum. Bak ülkemde deprem var bak. Adamı çıldırtma. Öyle 2 tane 3 tane uzay aracı vurduz diye. Biz var ya bir okur üfleriz. Vallahi yerle bir olursunuz. Bizim şeyhlerimiz, hacılarımız, hocalarımız var.
Bak, o kadar güçlüyüz ki depreme dur diyor. Deprem duruyor ha. Bak böyle atarımız giderimiz bak. Adamı çıldırtmayın. En kötü ihtimal Osmanlı tokatımız var ha. Böyle uzay aracı gelecek. Bir koyacaksın uzay aracına. Tıp bilgine baka baka koşacak. Adamı çıldırtmayın. Gelelim işin ciddi boyutuna. Yani bir tarafta deprem oluyor. Bir taraftan bir bakıyoruz abi. Acaba harp yöntemiyle mi bu deprem yapıldı? Diğer taraftan Baba Bush'un gemisi Türkiye'ye gönderiliyor. Amerika'da bir bakıyoruz UFO çıkıyor. Tuhaf şeyler oluyor. Ama hepsi hikaye. Yani UFO, MUFO. Bu tarz şeylere inanmayın arkadaşlar. UFO gelse kaçmaz. Niye kaçsın? Bir de düşürmüşler. İnceleyeceklermiş. ABD Hava Savunması demiş ki öyle faydalı bir şey ele geçiremedik. Yani içeri girmiş bakmışlar hiçbir şey bulamamışlar. Ne diyecek? Ele şeyler bulduk, ele şeyler bulduk ki var ya söylesek bizi gelir işgal edersiniz mi diyecek. Ama işte uzmanlarımız üzerinde çalışma yapıyor. Düşüncelerinizi buyurun yazın arkadaşlar. Efendim malum deprem oldu olalı millet AFAD'a değil de Haluk Levent'e Ahbaba Babala'ya gönderiyor yardımları. Birileri bundan rahatsız olmuştu. Biz de bunun haberini yapmıştık. Şimdi Haluk Levent Fox Haber'e çıkmış burada. Biz yeterince yardım topladık diyor. Biraz da AFAD'a gönderir. Tamam eyvallah aralarında bir anlaşma var, bir sözleşme var. Beraber yürüyorlar bazı konularda. Ama durup şöyle bir düşündüğünüzde ya içeride bir tuhaflık yok mu arkadaşlar? Hı? Ya tamam bunlar yardım kuruluşları, yardım da biraz da AFAD'a gönderin. Ne demek? Ben şahsen ben bunu izlediğimde şunu anladım. Abi birileri rahatsız olmuş. Bu birileri uyarmışlar. Belli uyarmışlar. Yani Haluk Levent de en azından bu iş farklı yerlere gitmesin diye konuşurken biraz dikkat etmek lazım. AFAD'a da biraz yardım yapın diyor. Evet arkadaşlar AFAD'a yardım yapmamız lazım. AFAD bizim için önemli. Haluk Levent nereye kadar? Baba Ahbap nereye kadar? Değil mi arkadaşlar? AFAD'a da yardım yapmamız lazım. Diğer açıdan Babala TV Twitter adresinde bir tweet atmış. Hatay'da baraj çatladı mı patladı mı diye ve o an 2 gün önce ayın 11'inde millet tabii ki tedirgin olmuşlar. Koşmaya başlamışlar. Bir anda evlerini terk etmiş su geliyor diye insanlar. Bu tweet'i zaten Oğuzhan Uğur kendisi de bir açıklama yapmış. Video çekmiş de izlemeyenler için diyeyim. 7'sinde atmış. Ayın 7'sinde. Bu olay ne zaman haber olmuş? Ayın 11'inde. Ayın 7'sinde atılıp silinmiş mi silinmemiş mi bilmiyorum. Pardon 2 saat sonra silmişler haber. Ama birileri alıp kaydetmiş. Ayın 11'inde de böyle bir şeyi ortaya atıyorlar ve millet su geliyor diye kaçıyor. Arada ezilenler oluyor. Arama kurtarma çalışmaları aksıyor. Suçlu kim? Oğuzhan Uğur Babalı. Soruşturma başlatmıştı. Cumhuriyet yazmış. Diğer haber kanalları yazmış bu olayı barajlarda çatlak olduğunu falan. Yani bu yeni bir olay değil. Bunlar zaten teyit ettirmişler. Bunu kim söylemiş peki? Bakanlık çalışanı. Bakanlık çalışanı olduğu da teyit edilmiş. Peki bu bakanlık çalışanı ile ilgili herhangi bir soruşturma var mı? Yok. Yani bir nevi bile bile bu arkadaşları tuzağa çekmişler diye düşünüyorum. Ben bundan ne anlayabilirim? Abi olay doğruysa bu soruşturma niye? Yok olay yalansa bakanlık çalışanı neden Babala TV... Bakanlık çalışanı bir de tuzağa çekiyor, tuzağa düşürüyor. Yani olayın içerisinde biz bunları tuzağa düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz diye bas bas bağırıyorsunuz ve soruşturma açıyorsunuz. Efendim Gaziantep'te, Hatay'da, Adıyaman'da depremin olduğu şehirlerde 1,5-2 milyona, 3 milyona kendi tabutlarını alan vatandaşlarımız çoğusu maalesef yaşamını yitirdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bir ablamız feryat ediyordu. Kızına ev alalı 3 gün olmuş. 3 gündür kızı orada oturuyor. Ben kızıma mezar almışım, tabut almışım diyordu. Daha 1 yıllık binalar
patır patır dökülüyordu. Dünkü videomuzu izleyen kardeşlerimiz, dünkü videomuzda bir avukatın sırf o binaların ıslak imzalı belgeleri kaybolmasın diye elinden geleni yaptığını gördünüz arkadaşlar. Bugün Adana'da bir ilan sayfasında ev satılıyor. Deprem öncesi 3 milyon 750 bin olan ev deprem sonrası 7 milyon 350 bin liraya çıkıyor. 3 milyon 750 bin liraya şayet bu ev ne kadar sağlam bilmiyoruz. Velev ki bir deprem oldu. İnşallah olmaz da yıkılacaksa 3 milyon 750 bin liraya tabut alan arkadaşlar artık mezarınız ve tabutunuz daha değerlendi. 7 milyon 350 bin lira oldu. Ha yıkılmazsa bilemiyorum. Yıkılmayan bir daireye bu para verilir mi? Bu dairelerin bir an önce kontrol edilmesi lazım. Bir ikincisi, fiyatları 3 milyondan 7 milyona çıkartan bu ev sahipleri ya da artık bu işin arkasında kimler varsa bunlarla ilgili devletin gerekeni yapması lazım. Muharrem İnce çıktı ne dedi? Kardeşim yabancılara ev satmayı durdur. Bu insanlar nerelerde kalacaklar? Bu insanlara ev lazım. Muharrem İnce bunu söylerken birileri uyandı davaya. Çaktı olayı. He. Ben kaça satıyorum? 1,5'a, 2, 3, 3'e satan 6, 7. Kayseri'ye bir yoğunluk varmış. Kayseri'deki emlakçı arkadaşlarla konuşuyoruz. Abi burada sağlam olan binalar çatladı. 3 gün önce, 4 gün önce, 5 gün önce depremden 2 milyona, 2,5 milyona satılan daire şu anda sırf çatlak var diye alan adam evi taşıyor, başka bir yerde kiracı oluyor ve bir an önce elinden çıkarmaya bakıyor. Arsa fiyatlarını patlatacak bu olay, daire fiyatlarını patlatacak. İş içinden çıkılmaz hale gelecek. Bu insanlar diğer memleketlere yayılacaklar. Ve buralarda fiyatların yükselmesine sebep olacaklar. Ve bunun önüne nasıl geçmeyi planlıyorsunuz sayın AKP'li yetkililer? 23 sene ülkeyi yöneten arkadaşlar. Ne yaparak bunun önüne geçmeyi planlıyorsunuz? Tek çözüm var. Hani bir haber çıkmıştı ya, burada da haberini yapmıştık. Bilirkişi. Bilirkişi. Efendim, evi mi satmak istiyorsun? Evet. Ben de alıcı mıyım? Evet. Bilirkişiye haber veriyoruz. Ona da para vereceğiz tabii. Orası kesin. O para kim bilir nereye gidecek. Bilirkişi gelecek. Evi inceleyecek. Sen kaç para istemişsin? 3 milyon. Sen, bu ev eder 1,5. Bitti. Bitti. Zemin etüdü incelemesi, şusu busu hepsi yapılsın. Depreme dayanıklı mı değil mi? Bunların hepsi yapılsın. Yapıldıktan sonra adam desin ki evet bu daire depreme dayanıklıdır. Bu ev, bu bina alınabilir. Ama bu binanın fiyatı şudur. Adam 3 milyonluk dairesine, 3 milyon bile fazla da kim bilir kaç yaşında istiyor 7 milyon. Yani siz olsanız o daireye 7 milyon verir miydiniz? Efendim siz dua edin idam cezası yok. Yoksa neler olurdu? İdam ederdik. Kime diyorlar? Oğuzhan Uğur'a diyorlar. Kim diyor? Star gazetesi. AKP'nin yandaş gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Yakup Köse diye birisi. Kim bu Yakup Köse? Zamanında İbdace terör örgütünden dolayı hapis yatmış birisi. Bak, terör örgütüne bulaşmış ve bundan dolayı suçlu bulunup cezaevine girmiş bu şahıs yandaş gazetede yazarlık yapıyor. Ve Oğuzhan Uğur'a o tweet yüzünden ya idam edelim iması yapıyor. Allah'tan idam yok, hadi yırttınız. Ama ne yapılmalı? Bir de tweet atmış, ya yağmacılara yapılan yapılmalı. Dövüyorlar ya yağmacı diye birilerini. Dünkü videomuzda da haberini koymuştuk. Yani dövmüşsünüz. Annesine babasına ilaç almak için şehre inmiş çocukları yağmacı diye. Dün bir video daha düştü sosyal medyaya. Adamlar deprem bölgesine yardıma gitmişler. Yardım sırasında yolda giderken bir arabayla kafa kafaya gelmişler. Burada tartışıyorlar. Zaten sinirler gergin.
Diğer arabacı da polisleri görüyor, bunlar yağmacı diyor. Bunların üzerinde de askeri kamuflaj var. Polisler tekme tokat giriyorlar, adamları dövüyorlar. Ağzını burnunu kırıyorlar. Bir kişinin iftirasıyla, bak videosu da sosyal medyada var. Burada paylaşmam sıkıntılı. O videoyu bulup Instagram sayfamızda da paylaşacağım zaten. Yani videoyu izledim ya. Sonra bu gençler video çekiyorlar, dertlerini anlatıyorlar. Bir kişinin iftirasıyla. Dün de sosyal medya videosu düştü. 4 kişiyi öldürmüşler. Niye? Yolda arabanın arkası eşya dolu. Bunları durduruyorlar, yağmacı diye girişiyorlar. Dinlediniz mi? Biz yağmacıyız dediler mi? Evet abi, biz bunları çaldık dediler mi? Hadi deseler bile. Siz kimsiniz abi ya? İşte burada devlet nerede diyenler ne diyecek abi, devlet nerede? Nerede senin askerin? Nerede senin polisin? Ya bunlar yağmacı değilse, ya orada yıkılmayan, çatlakları olan, evdeki eşyalarını alan vatandaşlarsa hiç bunu düşünmedik mi? Düşünmeyecek miyiz? Her önümüze gelene yağmacı muamelesi yapıyoruz Allah rızası için. Ne olacak? Şimdi star yazarı Yakup Köse ne diyor? Yağmacılara yapılan yapısı. Öldürecek misin? Onu mu demeye çalışıyorsun Yakup Bey? He? Onu mu demeye çalışıyorsun? Yani olsan sen de babana söyle. Baban ilgilensin bunlarla. Tabii. Baban yani emekli olmuş olsa bile arkası vardır, kuvvetlidir yani sonuçta. Yapın bir şeyler. Orta yolu bulursunuz bir şekilde. Yani benim anlamadığım terör şeyinden yargılanan insanların bir gazetede köşe yazarlık yapmaz. Yazarlık yapıyor olmaz. Yani Allah'tan idam cezası yok demiş ya. Yakında bunlar onu da getirirler. Yakında bunlar onu da dört gözle bekliyorlar. Efendim, malum imar barışı. Erdoğan'ın müjde diye anlattığı imar barışıyla ilgili videoları sosyal medyada izlediniz. Eğer burada da telif olmazsa zaten paylaşacağız arkadaşlar. Şimdi imar barışıyla ilgili kaydı olmayan binalar kaydedildi. Bugün Maraş'ta, Hatay'da bundan yıllar önce Erdoğan bu müjdeyi verirken alkışlayanların belki yarısı yok. Allah rahmet eylesin. Ama şimdi İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor diyorlar. Ve bu deprem ne zaman olacak bilmiyoruz. İmar barışıyla sen kayıtlı olmayan evleri, binaları kayda aldın. Tamam. Şimdi deprem oldu. Çıkıp dese ki Erdoğan, efendim biz yanlış yapmışız. Binalar kontrol edilecek tek tek. Para, milletten parayı topladın. Geri verecek misin? Millete tek tek verdikleri paraları geri ödeyecek misin? Ödeyebilecek misin? Yoksa ya onun üstüne bir su için, zaten binamız da çürük, onu da yıkalım. Böyle mi olacak? Şimdi öyle bir çıkmaza giriyoruz ki, şöyle düşünüyorum, diyorum ki yani bu millet, yani bina yıkılsa hani diyeceksin ki ya abi can önemli değil mi? Can önemli, önemli de kardeşim. Ortada bir gerçek var. Sen benden para almışsın ve demişsin ki senin binanı kaydettim. Çarığıma çürüğüme bakmamışsın. Bina kaydolmuş. Bitti. Şimdi de diyorsun ki deprem oldu. Yeni bir deprem olabilir. Ben bu binayı kontrol edeceğim. Kontrol ettin, yıkıyoruz. Param havada bulut. Sen o parayı unutma olacak. Peki ülke seçime giderken hadi bir sene sonra hadi seçime gittik. Bunun etkisi ne olacak? İmamoğlu veya altılı masa geldiğinde böyle bir şey planlasa, böyle bir şey yapsa. Şimdi öyle bir tuhaflık var ki abi, adamın arsası var, evi var. 100 metrekare, 150 metrekare. Sen evi yıkıyorsun dayanıksız diye adama müteahhit giriyor, veriyor. 75 metrekare, 80 metrekare. Yani adamın evinin yarısı gitti. Böyle ortamda kimse bunu kabul etmez. Her türlü iki taraf içinde tehlikeli olur. Yani hem oy kaybetme açısından düşünüyorum, hem de deprem olduğunda can kaybı açısından düşünüyorum. Onun için pek cesaret edeceklerini zannetmiyorum. Şu an olay sıcak ya. Sıcağı sıcağına herkes bir taraftan bağırıyor. Ben bu uzmanları da anlamıyorum. Bir karar verin kardeş. Deprem olacak mı, olmayacak mı?
Yani tamam, her şey Allah'tan diyoruz da. Yani ha, bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Ya biz Japonya'dan örnekler veriyoruz. Yani şimdi bazı kıt beyinliler, abi orası Japonya diyorlar. Tamam mı? Bazı kıt beyinliler. Biz öyle olamayız. Tamam. Hatay, Ezrin. Ha, bugün Hatay'da deprem olmadı mı? Oldu. Ezrin. Bir tane taş düşmemiş. Bir kişi yaralanmamış. Bir bina çökmemiş. Bir binada çatlak oluşmamış. İzlediniz, haberlerde gördünüz. O kadar uzağa gitmemize gerek yok. Japonya, Mapunya. Biz Japon olamayız. Tamam işte, gözümüzün önünde. İşini layıkıyla yaparsan, adam gibi yaparsan olur. Sen yeter ki hırsızlık yapma, çalma. Çalarsan benimkini görürsün. Heh. Bu kadar insana mezar olurlarız. Hadi onu da geçtim, Hatay'da. Video var sosyal medyada. Şimdi iki tane bina karşı karşıya. Alttaki yıkılmış, üstteki dimdik duruyor. Bir tane çatlak yok. Hadi onu da geçtim. Binanın altında dükkan var. Dükkanda da çeyizci var. Çatal, bıçak, kaşık, yemek takımı. Ulan deprem olmuş. 7 küsur şiddetinde. Bir tane tabak kırılmamış. Bir tane bardak kırılmamış. Bir tane çatal oynamamış ya. Deprem Allah'tan, deprem Allah'tan diyenler bunu nasıl görmüyor? Yani Allah o binaya bir şey yapmadı ama bunların hepsini yıktı. Niye? Bunlar kafir mi? Bunların hepsi günahkar mıydı? Beyin, 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 beyin. Beyin.